Arkadaşlar şimdi Cuma günü çözmeye çalıştığımız sorunun yanıtını bir de ben anlatmak istedim. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir uçak var ve alçalmaya başlıyor. Burada soruyu okuduğumuz zaman başlangıçta 12 bin fit yükseklikteymiş. Yani şu yükseklikten bahsediyoruz. Burada uçağın D noktasında bulunan binaya göre alçalış açısı 10,4 dereceymiş. Yani burada ne söylemeye çalışıyor? Yani buraya inmek için benim şuradaki AC referans noktasına göre ki alçalma dediği zaman her zaman uçağın bulunduğu yatay doğrultudan bahsediyoruz. Veya işte alçalma hızı dediği zaman yine yatay doğrultudan bahsediyoruz. Yani hiçbir zaman şu düşey doğrultu veya şu yamuk çizgiyle ilgilenmiyoruz. Burada AC çizgisine göre 10,4 derecelik bir açı yapmış. Ben uçağın alçalma hızını hesaplamak istiyorsam arkadaşlar şuradaki AB yolunu neye bölmeliyim? Geçen zamana bölmeliyim. Burada şunu söylemeye çalışıyor bana. Binaya göre alçalış açısı 10,4 derece. 2 dakika sonra B noktasına gelince alçalma açısı 25,6 derece oluyor diyor. Yani buradan alçalmıyor aslında. Ya bunu vermesinin sebebi aslında benim şuradaki uzaklığı bulmam. Uçak buradan alçalmaya başlıyor. Buna göre bu uçağın yere göre hızını bulmuş diyor. Bunu bulmamız için arkadaşlar hız kelimesinden bahsediyorsa fizikten bildiğimiz V eşittir x bölü t formülünü kullanmam gerekiyor. Burada x'ten kastım AB mesafesi. Peki ben bu AB mesafesini nasıl bulurum? AB mesafesini bulabilmem için arkadaşlar öncelikle şurada gördüğüm büyük ADC üçgeninde ve BDC üçgeninde tanjantları bulmak. Neden tanjant buluyorum? Çünkü AD ile ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan karşı kenar ve komşu kenar dediğim şuradaki yatay eksen. Dikdörtgen olduğu için şu kenarın da toplamda zaten 12.000 fit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için aidiyetten herhangi bir çaba sarf etmemize gerek yok. O halde ne diyeceğiz arkadaşlar? Şimdi önce büyük üçgende yani ABC üçgeninde tanjant 10,4'ü bulalım. Burada 10,4 dediğim tanjant ne görüyor? Karşı kenar yani 12.000 bölü komşu kenar yani komşu kenar kim arkadaşlar? AC. Şimdi bakalım. Tabii ki hesap makinesinden ne da 183 diye nokta nokta devam ediyor. Biz şimdilik bu kadarını almamız yeterli. Çok fazla detayla ilgilenmeyeceğiz zaten. 12.000 bölü AC. Şimdi tabii AC'yi bulabilmem için içler dışlar çarpımı gibi düşünürsek AC eşittir. 12.000'i 0,183'e böleceğiz. Ben bu arada hemen kendi hesap makinemle bölüyorum. 12.000 bölü 0,183. Burada böldüğümüzde arkadaşlar bayağı yüksek bir değer çıkıyor zaten. Hemen yazalım bunu. 65.573. Bunu siz tabii şu anda kendi hesap makinelerinizden artık evde hesaplayabilirsiniz. Pardon. Bir saniye. Diye alalım şimdilik. Tabii ki bu da fix. Burada şimdi başka bir BCD üçgenine bakacağım. BCD üçgeninde tanjant okumak istersem arkadaşlar, burada tanjant 25,6 eşittir 12.000 tekrardan çünkü karşı kenar uzunluğumuz eşit bölü BC. Niye BC'yi buluyorum arkadaşlar? Çünkü benim için önemli olan AB olduğu için burada bulduğum AC değerinden bulduğum buradaki değeri çıkartacağım. Tamam edelim. Şimdi burada tanjant 25,6'yı hesaplamam gerekiyordu. Tanjant 25,6'yı hesaplarsanız arkadaşlar buradan 0,479,1 gibi 0,479,1 gibi bir şey çıkıyor. Bu böyle virgüllü olarak devam ediyor. Biz kestik. 12.000 kötü yazıyorum. BC. Buradan yine BC'nin ölçüsünü 12.000'i 0,479,1'e bölerek bulabiliriz. Ben hemen bunu yine hesap makinemle yapıyorum. Siz de evde kendiniz deneyebilirsiniz arkadaşlar bunu. Böldüğümde 25.043
46, 47 alacağım çünkü virgülden sonra 9 küsür geliyor. Bence en iyisi bunu böyle almak. O halde AC'den BC'yi çıkartırsam arkadaşlar AB'yi bulabiliyorum. Şimdi AB eşittir 6500, 65.773'ten bunu çıkartalım. Ben bunu da yine hesap makinemle yapıyorum. Burada 40.726 bulunuyor. Bu da tabii ki. Artık formülümün en başındaki buna dönüyorum. Hemen V eşittir diyorum. 40.726'yı neye böleceğim arkadaşlar? Geçen süre. Peki geçen süre neydi? 2 dakika diyor. 2 dakikayı saniyeye çevirdiğinizde 120'yi bulursunuz zaten. Buradan bu sayıyı hemen ne yapıyoruz? 120'ye bölüyoruz. Küsurat konusunda farklılıklar olabilir. Ama aşağı yukarı arkadaşlar hızım 339. Fit bölü saniye bulunuyor. Hala sorumuz varsa arkadaşlar Drive'da bir dosya açtım. Hemen oraya çözümlerinizi veya anlamadığınız noktaları gönderebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İkinci soru için bazı yol göstermeler yapacağım ama adım adım yapacağım. Lütfen siz de videoyu seyrederken hemen benim çözüm yolumu seyredip siz çözmeyin. Bir yere kadar gelin, sonra tekrar seyredin. Böyle adım adım yapın. En son çözüme ulaşacağımıza inanıyorum zaten. İkinci videoda görüşmek üzere. Tabii önce anlamamız gerekiyor. Empire State binasının en tepe noktasından başka bir binaya, en tepe noktasına alçalış açısı, yani şuradan bahsediyor. Bu arada alçalış açısı dediğinde neyden bahsetmemiz ya da neyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar? Alçalış demek, yani ya da bahsettiği açı şurası. Bahsettiği açı alçalış, yani benim referans noktam. Çok kötü oldu bu. Eğer benim referans noktam şu yatay doğrultuysa, bahsettiği açı arkadaşlar, yani diyor ki en tepe noktasının alçalış açısı 55.8. Yani şuradaki açı, gördüğünüz şu açı 55.8 dereceymiş. Peki diyor ki tabanına olan alçalış açısı, yani şuradan tabana olan alçalış açısı, yani şuradaki büyük açıdan bahsediyor. Onun da ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 67.7. Sonra devam edelim. Empire State binasının yüksekliği 1250 feet. Yani yine neyden bahsediyoruz? Şuradaki yüksekliğin 1250 feet olduğunu bana söylemiş. Şimdi peki ikinci binanın yüksekliğini bulun demiş. Yani neyi soruyor arkadaşlar bize? Şuradaki H yüksekliğini soruyor. Bu H'ı bulabilmem için tabii ki yine bir önceki soruda olduğu gibi bir şey yapmanız gerekiyor. Pardon, yine yanlış oldu. Yapacağımız şey şu. Şimdi başka bir nokta alalım. Mesela yüksekliği bulabilmem için dikdörtgen yaratmam gerektiğini düşünelim. Mesela şurada. Şu uzaklığın yine ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Dikdörtgen olduğuna göre 1250 fit olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla yine elinizde küçük bir üçgen ve büyük bir üçgen var. Şu haşı da yine yazalım. Burada benim bu haşı bulabilmem için büyük üçgende ve yine şuradaki birazcık daha küçük üçgende bir ne açısı bulmam gerekiyor? Tanjant açısı bulmam gerekiyor. Burada tabii ki eğimlerle yine ilgilenmiyorduk. Şuradaki yatay doğrultuya da x derseniz önce birinci ve ikinci üçgende yazacağınız eşitlikleri bulmanız gerekiyor. Daha sonra da haşa ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bundan sonraki çözümü yapmayacağım. Artık sınıfta beraber çözmeye başlayacağız.